Kuruluşundan bu yana 1716 öğrenciye yardım eden ve Türkiye'de ihtiyacı olan çocuklara yaklaşık 2,6 milyon dolarlık bağış yapan Bridge to Turkey Fund, 2016-2017 öğretim yılında 544 üniversite öğrencisine burs yardımı yapıyor. Amerika'nın sesiyle BTF'nin amaçları üzerine konuşan Gül Bahtiyar, Bridge to Turkey gönüllülerin tamamladığı 4. Dünya Kadınlar Günü'nün ardından amaçlarının bir aydınlanma olduğunu belirtti. Amacımız tamamen bir aydınlanma gibi diyebilirim. Gönüllülerin bir araya gelmesi ve olmayana vermek. Biz şanslı insanlarız. Okuduk, öğrendik, buralara geldik. Şimdi verme vaktidir. İmkanı olmayan çocuklara, genç kızlarımıza yardımcı olmak, onlara ablalık yapmak, geçtiğimiz yollardan bahsetmek, belki onların umutlarına umut olmak ya da yollarına yol açmak. Bilemeyiz, belki yardım olur, belki olmaz ama en azından burada böyle bir şeyin olabildiğinin farkında olmaları bile onlara bir umut verecektir. Maddi destekte bulunarak onların zorluklarını da yenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden biz elimizden geleni yapıyoruz. Zorluklar var, zorluklar fırsatlar yaratıyor. Fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Fırsat eşitliğine inanıyoruz. Kadın eşit, erkek eşitliğine inanıyoruz. Geçen sene de beraberdik ve bu toplantı sonucunda Kars'tan 31 tane öğrenciye burs verme imkanı yarattık. Bu öğrencilerden gelen mektupları gördüğümüzde bizi bir şeyler yaptığımız konusunda mutlu ediyor. O yüzden biz yolumuza devam edeceğiz. Bir de olsa, iki de olsa yolumuza devam edeceğiz. Panele katılan konuklardan birisi iş dünyasının en başarılı kadınlarından birisi olarak kabul edilen Ümran Beba idi. PepsiCo'nun ilk kadın CEO'su olan Beba, iş dünyasında kadınların sayısının arttırılmasının, özellikle yönetici pozisyonlarında eşitlik sağlanmasının öneminden bahsetti. Beba, şirket olarak New York ve Dallas ofislerinde bu ay içinde yeni bir uygulamaya geçildiğini, çalışan kadınların çocuklarına daha yakın olabilmeleri için anaokulu öncesi çocuklara hizmet verecek bir yuva açılmasına karar verdiklerini, benzer programların Meksika ve Pakistan'da yapılması için çalışmaların devam ettiğini ekledi. New York'taki merkezimizde bir çocuk yuvası açılıyor. Bright Horizons işbirliğiyle ve çalışanlarımız böylece çocuklarını oraya getirip anaokulu öncesindeki eğitimlerini çok yakın, yani ofis binaları içinde olacağı için çok yakın bir yerde kendilerini iyi hissederek eğitme ve baktırma şansı bulacaklar. Bu bence çok önemli bir proje. Aynı projenin benzerini Dallas ofisimizin yakınında da oluşturuyoruz. Bunun dışında Meksika'da, Hindistan'da ve Pakistan'da da benzer projelerimiz var. Dolayısıyla büyük firmaların yapabileceği belki girişimlerden bir tanesi bu. Ama daha da önemlisi, çok yakın zamanda başlattığımız bir proje var. Adı da Return to Work. Bu da nedir? Dediğiniz gibi çocuk bakımı sebebiyle ara vermiş olan kadınlarımızın işe dönebilmelerini nasıl kolaylaştırabiliriz? 10 haftalık bir geri dönüş programıyla 10 hafta eğitim veriyoruz ve ondan sonra da eğer başarılı olurlarsa, kendileri de hala bu konuda isteklilerse, o zaman şu anda pilot çalışmamız var, pozisyonlarımız var. O pozisyonlarda pazarlama, Ar-Ge ve operasyon alanlarında çalışma imkanı bulacaklar. 10 haftalık bu geriye dönüş hazırlık programı bence çok önemli. Çünkü belli bir ara verdikten sonra güncelleşmek adına bu program onlara büyük katkıda bulunacak. Dolayısıyla evet, büyük firmaların yapabileceği şeyler var. Dolayısıyla PepsiCo'nun da Return to Work, yani işe dönüş programı bence etkili olacak diye düşünüyorum. Amerika'nın sesiyle gelecekteki projeler üzerine konuşan, Türkiye'de binlerce çocuğa eğitim veren Koruncuk Vakfı'nın genel müdürü Ayşe Güveniş ise, vakıf olarak sadece Türk çocuklarını değil, gündemin en büyük sorunlarından birisi olan mülteci çocuklar için de çalışmalar yaptıklarından bahsetti. Bizim köyümüzde yetişmiş, daha eğitim hayatını bitirmemiş çocuklara aile yanında psikolojik, sosyolojik her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Ki ailesinin yanında kalarak o birlikteliği kaybetmesin diye. Başka şehirlerde köyler açmaya çalışıyoruz. Mülteci çocuklara yönelik çalışmalarımız var. Çünkü biliyorsunuz şu anda Türkiye'de 3,5 milyon kayıtlı mülteci var. Bunun 5 milyon olduğu düşünülüyor. Ve o çocuklar Türkiye'de büyüyecek bir şekilde. Çünkü çocuk beklemiyor, çocuk büyüyor. Dünyaya gelip büyümeye başlıyor. Onları eğitim hayatına entegre etmeye, istismara uğramış çocukların topluma tekrardan adapte olmalarını sağlamaya,
meslek sahibi olmalarını, bir şekilde ayakta kalıp ileride inşallah ülkelerine geri döndükleri zaman biraz bizim katkımız olarak, almış olarak dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vakıf olarak yaptıklarımız bunlar. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York.